Derbinin sunduğu Yensen de Yensen diye hoş geldiniz. Eyüp Spor ve Göztepe, siz de hoş geldiniz. Ama siz sonra geleceğiz. Biraz sonra geleceğiz. Daha yeni geldiniz. Derbiyle başlayalım bence. Tabii ki. Değil derbiyle mi? Başlayalım. Fenerbahçe Beşiktaş oynadı. Önce bir Beşiktaşlara soralım. Her şey buraya kadar mı? Bir kez biraz daha maç seyretmemeye doğru. Yani bu sezonu kapattınız mı? Ne yaptınız artık? Kontak kapandı mı? Sezon... Normalde bu maçlar hep güzel maçlar olurdu. O beklentiyle oturuldu televizyonların karşısında ama hemen unutmaz. Ya çok güzel bile oynamadınız çok ya. Çok da o beklentiyle oturmadık biz. Hani siz güzel geçti. Biz geri kalanlar öyle oturduk o zaman. Yani sezon biteli çok oluyor da bizim için yine bitmiyor. İşte yine izliyoruz, yine gidiyoruz. İzliyor musunuz? Gidiyor musunuz? Gidiyoruz canım. Ben 15-16 maça gitmişimdir bu sene. Fark etmiyor. Yine gideceğiz, yine izleyeceğiz yani. Sahayı izlemiyorsundur belki. Yok, sahayı izlemiyoruz belki yani. Belki arkadaşlarını görmeye gidiyorsundur. Ya maçın yarısı yok bende gittiğim maçlarda. Hiç haberim yok sahanın içinde ne olduğunda. Sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet, tribün. Ne bekliyordunuz, ne oldu peki derbide? Ben kaybetmeyi bekliyordum, kaybettim. Aynen bunu bekliyordum. Çok mantıklı yani. Çok mantıklı. Beklentim yoktu. Yaşar sen. Yani beklenti karşıladık. Hatta kırmızı karta kadar hepsine karşıladık. Çünkü bizim yani Kadıköy'de bizim 11 kişi bitirdiğimiz maç yok bizim ama hani bu sefer kızamıyoruz da kimseye kızacak durumumuz yok. Haklı çünkü yani. Talihsiz bir müdahale. Musrati'nin nedeni amacının kırmızı kartlık bir müdahale olduğunu zannetmiyorum ama maalesef oldu. Yapmaz. Yani hiç sevmez öyle şeyler de. Bize iki derbide de pahalıya mal olmaya başladı Musrati. Yani sene beklentimizin çok daha üzerine çıkmak zorunda. Çünkü bu 6 puanı bize telafi etmek zorunda. Onun haricinde izliyor musunuz maçları? Ben arka tarafta Juventus maçını izledim. Yani aynı anda iki maç birden dönüyordu. Ama bizim ilk, çok uzun zaman sonra ilk defa İstanbul'un diğer takımlarıyla oynadığınız maçları. 14-15'ten yani beri. 2010 evet. Yani neredeyse 10 yıldır. Şenol Güneş geldiğinden beri hiç yoktu işte. 15-16. Şenol Güneş demeden tabii. Bir program geçecek mi diye bekliyordum. Geçmedi. Yani peki, 9 sezon sonra. Peki ben... Pardon, sözünü bitir. Yok, bir de Necip Uysal'ın bu kadar fazla derbi oynadığı son tarih de 14-15'ti. Ondan beri de yoktu. Ha. Korelasyon kuralım mı? Tabii. Necip'in oynamasıyla Beşiktaş'ın vasatlaşması. Hangisi, ona mı bağlayalım? %100 oluyor. Necip'in bu kadar oynuyorsa, takımın iyi oyuncusu hale gelmesi demek Beşiktaş'ın problem demek. En çok oynadığı sezon olacak iki maçta oynarsa. Evet. Vay. Ve Şenol Güneş'in olmayışını da buna bağlayarak. Tabii ki. Necip'ten Necip'te şunu söylemek istiyorum. Bu son maçta artık iyice ayyuka çıktı galiba Getson sorunu. Artık Getson Beşiktaş için beka sorunu olmaya başladı. Çünkü en son geçen seneki Galatasaray maçındaki Galatasaray'la karşılaştığımızı hatırlar. Hani tek başına yendi Galatasaray neredeyse. Ekstra performanstı. Premier Lig seviyesinin üzerine çıkan bir performanstı. Öyleydi. Ama bu seneki performanslara bakıyoruz. Yani ben her sene 3 maç izlemek için mi Getson bu takımda? Gitsin mi Getson? Yani bilmiyorum. Ben... Bak şurada bir sürü kafa şöyle döndü. Şöyle bazı gitsin bize gelsin. Bize gelsin. Bazı oyuncular iyi kadrolarda kendilerini biraz daha gösterebilir. Evet, çevresine baktığımız zaman Getson ben bu takımda ne işim var da diyebilir. Fakat etkisi çevresinde iyi bir kadro kurulduktan sonra ben Getson hala iyi olacağını düşünüyorum. Fakat artık sahada yürümekten biraz da artık tempolu koşuya mı başlasak Getson diye sormak istiyorum aslında. Vallahi Musrati bence koşabilirse. Bence zaten Beşiktaş'ın sorunu şu. Bir... Hani seneye forma çekimi burada yapılsa kim olacak onu da belli değil. Semih Kılıçsoy. Tek başına kalır mı? Bir tek kalır, o mu kalır? Ya Euro 2024'te yönetim gider, gol. Yönetim de gider. Bir seneleri var. Nasıl gönderecekler Semih? Nasıl yani? Yarışmacı takım kurmadan nasıl bir daha başkanlık yapacak Hasan Arat? Ya bir senesi var. Semih'e verdiler ya. 25 milyon. Ya Türkiye'de balayılar... Satman dedi Samet Aybaba 30 milyon versinler göndermeyeceğim dedi. 50 verdim. 50'ye okeyim. 50'ye okeyim dedi. Şimdi 30'a satarsa 30'a satarsa nasıl anlatacak bize durumu? 30'a okey değilim demedi ama. Aha, 30'a satmam dedi. 25'e dedi. 30'a muhtemelen Samet Aybaba kendi de gider. Aynen öyle. Yani Samet Aybaba 30 versen Samet Aybaba da gider. Vallahi Türkiye'de 30 verilen bir futbolcunun alınmama ihtimali Samet yok. Samet Aybaba giderse Devin Özek gelir yüksek ihtimal. Öyle görünüyor zaten. Ya ben bayılıyorum. Böyle o kadar rahat konuşuyoruz ki 25 milyon, 30 milyon, 50 milyon euro... Yani, Cem Yılmaz esprisi yani, var ya 1-2 milyon şey 1-2 mi arkadaşım ya. Peki Fenerbahçeliler mutlu muyuz tekrar? Kritik bir maç mı kazandınız yoksa acaba Konya deplasmanı? Mustafa ilk yeni katılımcısı senle başlayalım, mutlu musun? Ya yani dibe çökecektik çökmedik mi yoksa yok be abi dur abi İyiyiz ya belli mi olur ya falan mı? Yani şansımız hala çok düşük bence ama derbi galibiyeti her zaman mutluluk veriyor tabii ki. Daha güzel bizi heyecanlandıran bir maç olabilirdi eğer Beşiktaş'ta 10 kişi kaldığı için söylüyorum 3-4 gibi skorlara gidebilseydi ama takımın gerginliğini ben maçtaydım tribünden de çok rahat hissedebiliyoruz. 2-0 oldu aman böyle bitsin 3 puan olsun bizim olsun çok net yansıdı bu tribüne yani. Bak bu çok acayip bir şey. Enteresan. Yani Fenerbahçe neredeyse yani gole 10 kişi kalana kadar Beşiktaş da daha iyiydi. Evet. 10 kişi kaldıktan sonra golleri de buldu. Her şey iyi gidiyorken bile Cenk bir golü attı. Aynen.
bir anda tablo karamsara döndü yani. Cenk'le hayatında bu sezon atabileceği en güzel gollerden birini attı. Ne Fener'e yaradı ne bize yaradı ya Cenk'in gol. Ben onu da beğendim. Sözleşmeyi aldı ya golden sonra işte problem mi biraz? Hani sevinç onun sevinciydi zaten. Kliplerden başka zamanda da Kartal Selam yapabiliyormuş onu öğrendik. Yani sadece kliplerde yapabiliyor zannediyorduk da. Artık sahada da yapabiliyormuş. Ya. Ali Bahadır sen ne diyorsun? Evet. Yani Beşiktaş galibiyeti için mutluyum ama ligdeki beklentiden bahsediyorsanız koskoca matematik ilmi hala imkan var diyorsa bize ne hacet vazgeçeceğiz yani hiç. Şey yok hala şampiyonluk bekliyoruz. Bence matematik ilminden fazla şeyler de var. Ben şeyi anlamıyorum sonuçta. Önce oraya bakmak lazım yani ama. Yani ne olursa olsun kalan bir maç sayısı var. Ve kalan maç sayısında aslında Galatasaray sadece bir maçta puan kaybetse Fenerbahçe ile oynamadığı maçlarda tekrar potaya gidiyor. Ama öyle bir izlenim vermiyorsunuz Rıdvan. Bir tekrar net o maçlara söyleyeyim. Da bir bakalım mı ya? Bakalım hadi onunla bakalım. Hani onlara bir bakarak konuşmak daha şey oluyor. Kalan maçlar. Evet. Şimdi gene geçen haftaki psikolojiyi düşün. Evet. Abi Sivas'ı yine alırız. Karagümrük'ü alırız. Fener'le zaten falan. Ya da tam ters psikoloji. Ay, abi Sivas zor maç. Tabii. Abi Karagümrük yani zor maç var. Sivas maçına nasıl kolay desin ki Galatasaray? Değil mi? Ya kolay mı diyorsun? Çok kolay. Kolay geçecek diye. Ben artık bıraktım, bıktım senin de dediğin gibi Baş abi. Sivas maçı da zor, Karagümrük maçı da zor. Fener öyle zaten imkansız, önce? Konya çok zor. Birazcık ama oyun stillerine bakmak gerekiyor. Ters gelebilecek takımlara bakmak gerekiyor. Kim o? Kasımpaşa, sen bir tanesini burada söyle. Yok. Kasımpaşa ve Alanya'ydı Galatasaray'ı çok zorlayabilecek takımlar. Özellikle Kasımpaşa hayır çok diyor. Özellikle Kasımpaşa çok zorladı. Alanya o kadar da zorlayamadı da kırmızı kartla evet, gördüğü Kasımpaşa için. Kasımpaşa resmen alıyordu maçı. Kasımpaşa çok zorladı. Ya burada Sivas'ın ben özellikle içeride Galatasaray'ın yani Sivas'a karşı zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Karagümrük? Yine aynı şekilde. Çok yumuşak bir takım. Eyüpspor bile Karagümrük zor diyor ya. Düşün çok ya. Yumuşak. Evet. Bir de kupa maçı gerçeği işte. Yok mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Umarım dendiği kadar zorlu geçer Karagümrük maçı. Çünkü geçen sene bizim damağımızda artık kalan bir tat var. Biz şampiyon oynadık. Şampiyonken oynadık evimizdeki maçı. Yani şöyle bir puan kaybetsek de Fenerbahçe oraya net bir şekilde galibiyet şeyiyle gelse bir öyle kazanıp yollasak süper olur yani. Enteresan bir bakış açısı. Fantaziler var. Emre. Adam diyor ki bir kazanacakmış gibi gelip elbette öyle yenelim. Yani ikinci fitesi şampiyonluğa gidiyor bu takım. Ay ben artık Türkiye'de yani yeter kadar kalp krizi şeyi olduğuna bu sezon artık bir şey kolay olsun diye onun duasını etmeye başladım yani. Yiğit doktor aramızda hangisini tercih eder soralım yani aile hekimliği yapmışlığı da var. O gün puan farkıyla mı gelinsin puan farksız mı gelinsin Yiğit yani dışarıdan. Bana kalırsa adrenalin minimum düzeyde kalsın ki acildeki arkadaşlarımın işi kolaylaşsın. Emre sen bir şey söylüyordun. 119 yıllık Galatasaray tarihinin en zor maçı Sivas maçı bence. Yuh artık ya. Hep aynı totem yani ya. Abartan var abartan bir sene, var ya. Bir senedir hiç aynı totemi yapıyor. Hiç alakası yok yani. Bülent Uygun'u görmüyor musunuz? Rayman Ay falan beni çok korkutuyor yani gerçekten. Ve özellikle zaten ilk yarıda da onlara puan kaybetmiştik Sivas'a. Ama şimdi Bülent Uygun geliyor. Ay 117 yıllık tarihin en zoru biraz bir de, ama orada bir şey söyleyeceğim. Hafif bir mübala var ya sanki. Ya bakın hadi Sivas'ı geçtik Karagümrük orası da zor. Fener'i de geçtik diyelim. Konya da dipte onlar da bir şey yapmıyor. Konya. Ben doğru düzü çok zor ya. İki tür taraftar biçimi var. Biri bu aynen bunu konuşmuştuk. Biri totemci taraftar biçimi. Hiç alakası yok. Doğru düzü aşırı zor bence. Ben inatla Rıdvan'a soracağım kardeşim. Bir Rıdvan bir söylesin ya. O da Fenerbahçe'ye söylesin ya. Sen nereden görüyorsun? Sen bakıyorsun abi yani falan hangisisin sen? Çünkü Fenerbahçe şu anda depresyonda. 4 puan fark var ama depresyonda. Yani 4 puan fark şu demek. Böyle girsen bile Galatasaray-Fenerbahçe maçına. Tabii. Ve o gün yensen son hafta Türkiye Ligi'nde son haftada şampiyonluk kaybeden tek takım Fenerbahçe. 2 kere ve yaptı üç, bunu. 3 kere. 3 kere. 3 kere. 3 kere pardon. Ama 3.'ü de kaybetme denmez. Yani ikisinde evet, önde olup kaybetme. Yani. İki keresinde yani lider girip kaybetmeyi evet. Var. Bunun ne demek olduğunu bilen birisi olarak ben Konya'da görürüm Galatasaray'la ayakları demiyor musun? Hiç demiyorum Galatasaray'ın helal bu saatten ya, sonra puan kaybedeceğini çok zannetmiyorum. Galatasaray kaybetse üstüne Fener de kaybeder diye düşünüyorum hatta. Yani çok işte Fenerleri sezon açısından ya. Çok sezon sonu açısından çok ümit var değilim. Zaten hani futbol ortamı da hani geldiği nokta belli. Yani gitsin diye bütün yedi düvelin bir araya geldiği, Amerikan başkanı dahil herkesin devreye sokulduğu bir Mehmet Büyükekşi tekrar aday olmayı düşünüyormuş. Yani ne denir ki daha? Daha bak, söyleyecek çok da yani. Bir şey yok. Zaten bizim yönetim de bizim yönetim de çok alakalı Cem değil. Cem Yılmaz herhalde o bu Amerikan başkanı bölümü. Evet. Bizim yönetim de çok alakalı değil konularla herhalde. Yani Sivas maçında çok ucuz bir penaltıyla puanımız çalındı diyeyim.
Üstüne bir tweet bile atılmadı. Hani açıklamaya geçtim de tweet bile atılmadı. Belli ki bizim yönetim de çok umurumda değil. Peki ne oldu değil. Bu federasyon diyorsun ya? Başkanlık seçimi hani bir alternatif imza imza o işler yandı. Çok bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Sonuçta federasyon başkanının da hani 10 yıldır, 15 yıldır hani nasıl seçildiğini, seçilmediğini, tayin edildiğini biliyoruz. Yani ben 20 yıldır futbol izliyorum. 20 yıldır eleştirilmeyen başkan, federasyon başkanı görmedim. İstifası istenmeyen federasyon başkanı görmedim. Bak sinek geldi. Evet, rahatsız oldu herhalde konuşmalarımla. Eski zamanlarda olurdu. Ağzından çıkarabileceksin yani, falan. Tek demek ekran TRT zamanlarında olurdu. Demek ki bence federasyon başkanında değil sıkıntı. Çünkü 20 senede 5-6 tane, 7 tane falan dedi değiştirdik başkan. Çok da bir şeyin değiştiğini görmedik açıkçası. Belli ki başka bir yerlerde sorun var. Ya ben matematiğin bile subjektif olmasına, yani de farklı yorumlanabilmesini çok şaşırıyorum. Gerçekten. Ne anlamda ben biliyor musunuz? Ben çok normal buluyorum. Hani, abi matematik ya bu. Hani İsmail Kartal yorumluyor mesela matematiği işte, biliyorsun. Tam onu diyeceğim. Puan farkının azalmadığını düşünüyordum. Puan farkının azalmadığını. Ya da hani o orada takıl. Bence o onu öyle düşünmese de yani yanlış söylediğini umuyorum. Ben şahsen. De öyle umuyorum. Ama matematik dediğim şey şu. Hangisi Fenerbahçe? Bu hafta eğer Beşiktaş'a puan kaybetmiş olsaydı, başa oynadığı mücadeleler içinde en erken kaybettiği, son Ali Koç dönemindeki en erken kaybettiği lig olacaktı. Yani çok acayip bir istatistik. Yani şampiyonla oynayıp puana, da mı? Şampiyonla oynayıp da en erken kaybettiği sezon olacaktı. Geçen sezon da bu son 4 hafta kala falan kaybetti. Ama şampiyonla oynadığı sezonlar. Geçen sezon da son 3-4 hafta vardı. 3 hafta kala. 3 hafta mı? Bu sefer 5 hafta kala oluyor. Yani en erken şey var bir ya. Yanı bu. O pandemiden giden sezon da 20. hafta şampiyonlardı. Tamam. Orada da. Ama hepsinde hakikaten 5 hafta kala ilk defa alacaktı şampiyonla oynandıysa. Bir yandan matematik bunu söylüyor. Bir yandan da tarihin en çok puan alanı. En çok puan alan ikincisi. En çok puan alan, en çok gol atan ikincisi olacak büyük bir ihtimalle herhalde tarihin. Ona bakmadık mesela. Zimbru, Maribor şeklinde bir seriyle bunlar yapılabiliyor. Yani Ali Bey'in daha büyük sıkıntıları var bence. Ali Başkan 6. senesi başkanlığının. Şimdiye kadarki çok skandal sevk idari hatalarından kitapçık oluşturulur aslında. Ama yani 6. yıl Sayın Başkan, Allah aşkına şampiyonluğa son düzlükte moral yemeği veriyorsun. 3 tane kadro dışı çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya o olay nedir? Sen anladın mı ya? Yani, Serdar Aziz. Çok net bir açıklama da gelmedi. Öyle üstün körü bir yalanlama geldi. Tam olarak anlamadım ama eğer basında geçtiği gibi bir durumdan çıkan bir tartışmaysa. Ya buraya şuradan gelebilir miyiz? Lafını kesiyorum. Taç işten gelen. Evet, bir göstersene. Biz bu programın sezonun başında bir rakibi öv diye böyle bir çok iyi niyetli, sezon başında çok iyi niyetli tatlı insanlardık biz. Hani geri geldiğinde rakibin de övülebileceğini düşünüyorduk. Ve böyle bir grafik i̇şte hazırlamıştık. Bu yüzden bize romantik diyorlar. Aynen. İşte, al bak yani, ve rakibi nasıl övüyor? Sezon sonu yaklaşırken bari kullanalım diye düşündük ve Dusan Tadic'in bu açıklamasını sevdik. Bir rakibi övgü de yok ha. Koyduk şampiyonluk ama. Yarışında ipler bizim elimizde değil. Galatasaray'ın elinde. Onlar da güçlü bir takım ama neler olacağını göreceğiz. Yapmamız gereken şey sonuna kadar inanmak. Yani Galatasaray'da güçlü takım, ipler bizim elimizde değil. Rakibi öve. Rakibi öve çevirdik ama. Öyle bir atmosferdeyiz ki matematik aynen. Gerçeğini kabul etmek övgü sayılıyor. Yani hatta şöyle oldu. Biz bunu tartıştık. Bu övgü değil ki dedim. Evet. Değil, ama yani. Sonra bu olay aklımıza geldi. Serdar Aziz olayı. Ne olduğunu da çok da anlamadık. Yani mesela sizce olmuş mu olmamış mı? Ben olduysa da bence Serdar'ın dediğinde problem yok. Ben de evde aynı tepkiyi verdim golde. Çok güzel gol. O zaman zaten sen de kalktın. Kerem Demir Bey'in golü. Çok güzel gol yani. Sen de kalktın. Gelemezsin. Hadi ben gitti senin olayın. Yani gerçekten güzel bir Mustafa'nın lafını kesmişti. Bu olayı çok yakından takip etmiş birisi A'dan Z'ye anlatabilir mi? Hani bundan 2 sene sonra bu programı izlersek neydi o diye düşünmeyelim diye. Yani şimdi basında çıkan şeyler doğruğunda biliyoruz her şeyi ama hani çok güzel bir tepki yani çok basit bir tepki aslında. Aa güzel gol attı Kerem Demirbay gibi Serdar Aziz söylüyor. Moral yemeğinde Galatasaray maçı izleniyor evet. Ve zaten maçtan aşağıda. Zaten gol geliyor. Başladı bak. Evet. Moral yemeğinde Galatasaray niye seyrediyorsun? Cuma akşamına yemek koymuş olalım. Yani moral yemeğinden önce seyrettiler herhalde değil mi inşallah? Sonra moralleniyor. Sonra moral ya zaten cuma akşam yemeğin ne işi var? İnsanlar çıkacak gezecek o saatte oraya gideceksin. Bir de cumartesi maç var. Moral yemeği günü mü ya? Kamptadırlar bence. Kampta hayır, o zaman. Benim en çok merak ettiğim şey burada Mert Hakan bu cümleden nasıl kavga edecek bir sebep bulmuş olabilir? Yani hani bu işi kavgaya götürecek, aralarında bir sürtüşmeye götürecek nasıl bir şey buldu da üstüne gitti, neden güzel gol attı diyorsun gibi bir şeyden de çok kavga çıkacak gibi gelmiyor. Ya daha sözleşmesi bitiyor Mert Hakan'ın. Uzatmak için mi? Bu sene sözleşmesi bitiyor, son.
Mert Hakan gergin bir arkadaşımız. Mert Hakan böyle şeylere ihtiyaç duyan bir arkadaşımız. Fenerbahçe'de barınmak için bence. Tabii kalsam besleniyor. Ali Bahadır sen seviyor musun? Sen sahada ya, seni yansıtıyor mu Mert Hakan? Mert Hakan'ı beğenmiyorum ama bu haberin doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Yani çok absürt bir şey ki Mert Hakan'ın sözleşme dalgası geçilen kısım bu değil zaten. Espriyi bozmuş gibi olmayayım ama yok, alakası yok iki konunun sonuçta. Bu haberin de çok gerçekçi gelmiyor bana açıkçası. Peki o yemekten sonra kimler kadro dışı kaldı? Serdar Aziz. Zayt. Zayt. Ama Zayt'sın da ben o kavgayla veya o yemekle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Zayt'sın ki sanki daha sağ içinden evet, çıkma evet, bir şey. Şimdi geç kalınmış bir karar. Bonucci miydi? Evet, Bonucci. Bonucci hepsi performans. Bonucci kadro dışı. Bonucci kadro dışı evet. Zaten yani Fenerbahçe'de çok etkili bir stoper olarak gelmedi. Ya Bonucci kimle kavga etmiş olabilir ki orada? Ya Bonucci'nin de şeyi yok. Öyle kavgada geçen bir ismi evet, yok onun için yani öyle bir şey Bonucci değil. Bonucci kendiliğinden kadro dışı. Hatta bir haber vardı yurt dışında olacak diye ama o gün maçtaydı Beşiktaş. Moral yemeğinden sonra mı önce mi olmuş bu olay? Moral yemeğinden sonra haber çıktı. Bonucci işte Mayıs ayının ortasına kadar yurt dışında, zaten sözleşmesi de o zaman bitiyor. Ama Beşiktaş maçında maçtaydı. Şu an yurt dışında mı? Kadro yoksa dışı da maç günüydü sanırım değil mi? Maç gününde açıklandı. Yani 3 evet, kadro evet, dışı. Kadro dışı denebilecek bir durum değil bence. Sadece maç kadrosuna evet, alınmadı yani bazı oyuncular. İlk 18'de yani yoktu. Ama soruldu. Sonra... İsmail Hoca'ya soruldu bu. Evet. İsmail Hoca ben yorum yapmak istemiyorum dedi. Yani oyuncum olmayan bir sporcu hakkında yorum yok, yapmak 18, istemiyorum yok, gibi ilk bir şey mi? Yok, ilk 18'e almadığım oyuncularla ilgili yorum yapmayacağım. Yorum yapmak okay, istemiyorum dedi. Buralar karışık. Buradan spekülasyon üretemeyebiliriz ama üretebileceğimiz tek spekülasyon şu. Serdar Aziz devamlı olarak ilk 18'de yer alan bir oyuncu olarak böyle bir hikayeden dolayı eğer kadro dışında bırakıldıysa, ki yalanları yok kulüp tarafından, bunu da unutmayalım. Bu yalanlanmış hikayesini de unutmayalım. Burada bir gariplik var hakikaten ama geri şeye dönelim. Dışarıdan bakanlar. Trabzon'la mı geliyorsun? Hatta Eyüp, hatta Göztepe. Ama lütfen, dur ya, önce bir Trabzon'a gelelim. Sen de görüyorsun. Üçüncülük şansı burada. Şimdi Beşiktaş'ın kaybetmesini, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak yorumladık da Trabzon olarak da orada bir... Siz hani, üçüncülüğe bakıyor musunuz? Üçüncülüğe bakıyor musunuz? Ben bu vakitten sonra üçüncülüğünün kaybında olay çıkarırım. Yani öyle bir ihtimali görmüyorum, düşünmek de istemiyorum. Beşiktaş'ın hem güncel form durumuna bakınca, hem kadro kaliteleri arasındaki farka bakınca, hem puan farkına bakınca bizim üçüncü olmamız lazım. Zaten olacağız diye düşünüyorum. Her şeye rağmen hocamızın garip kararlarına, oynattığı enteresan futbola rağmen olacağız diye düşünüyorum. Bizim odağımız biraz daha kupada açıkçası. Vallahi bizim söyleye söyleye Ali Mert'le finale kadar çıkarttık takımlarımızı. Evet vallahi söyleye söyleye. Eyüp'le başladım. Finalde görüşürüz umarım diyorum. Finalde görüşürüz. Programı çekildiği saatlerde daha belli değildi, unutmayın. Evet. Daha Allah büyük. Aynen. Şimdi gelebiliriz. Hoş geldiniz tekrardan. Biraz beklediniz ya normalde de. Önce tarihinde ilk defa buraları görmüşle başlayalım. Nedir hikaye? Biz ne yaptınız siz Osman? Biz ne yaptık? Biz şampiyon takım tutmadık. Tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık. Vay. Öncesi böyle geldik biz. Vay, buraya. Güzelmiş. Üçüncülükleri gördük. İkincilikleri de. Sen aslında... ne zamandır Eyüp sporcusun? Doğma büyüme mi? Tabii doğma büyüme. Gerçekten sen Eyüp müsün? Ben herhalde. Eyüp'tü. Yani biz duvarlardan atlayarak maça girmeyle başladı bizim aslında 8-10 yaşlarında. Duvarlardan tırmanırdık. Öyle bile şey falan yok. Atlaya. Yıllar para vereceksiniz. Şimdi turnikelerden geçecek. Kart. Biz patrikte çıktığında da biz çok sorun çektik. Biz hiç alışık değildik. Biz yani 20 yıl hep kağıt bilet. Duvardan pasolik gösterme gibi falan mı? Bizim hala bazen girişlerde böyle bir sıkıntılarımız oluyor. Yok biz canım, nereden çıkarıyorsun? Biz semt olarak ya, böyle bir şey alışık değiliz aslında ama. Nasıl oluyor? Bir söylesene. Burada pek şey anlatamayacağım şeyler olabilir. Yayınlanmayabilirdim. Evet öyle ya, çok pasolik zorlamayalım. Pasolik uygulamasının harika olduğu anlar yani. Kapı açılıyor mu? Benim merak ettiğim ceza... kapı açılıyor mu abi? Kapı açılıyor mu? Hala yok, ligde kapı açılma olayı var mı? Yok. Bizim zamanımızda devre arasında kapılar açılırdı. Ben Trabzonspor Roma maçına gittim abi. Bilet de fena bir para değildi. Kale arkasına gittim. Maça 20 dakika falan kapıların açıldığı haberi geldi. Herkes stada girdi. Herkes stada doğru akın etti. Evet. Ya devre arasında bir açılma geleneği vardı. Bu maç başında. Ama çünkü çıkanlar da oluyordu. Değil mi? Şu evet, anda o tabii, sistem tamamen kalktı ya. İyi bari. Şey en azından. Hani, en azından. Şöyle bir giriş şeyi daha zor. Peki bütün her şey Arda Turan mı? Bütün bu mucizenin altındaki imza. Yani bu senenin kesinlikle Arda Turan. Yani geçen sene... son anda giden. Aslında son anda değil ya. Biz şimdi yıllardır takip ediyoruz. Burada herkes işte biri İsmail Hoca'ya sövüyor. O buna herkes birilerine şey yapıyor. Henüz söylemediler ama. Eleştiriyor. Eleştiriyor. Yani, çok eleştiriler var herkes hakkında. Ama şimdi bazen bir oynanan oyun vardır. Buna bakarak biz geçen sene de bir
şampiyon deniyordu. Biz kendi aramızda konuştuğumuzda olamayacağımızı iddia ediyorduk biz kendimiz taraftar olarak. Çünkü biz oyunu oynamıyorduk. Sadece kazanma alışkanlığımız vardı. Ve bu sistem çözülünce ard arda mağlubiyetler, beraberlikler derken güzel fark bu sene. Görmediğimiz bir taraftar türü profili biz olarak biliyorduk yani söylüyoruz. Hissediyorduk bunu aramızda konuşurken. Bu sene ama çıktığımızda biz oyunu gördükten sonra takımın isteğini, hırsı, o arzuyu Arda Hoca'nın yanında içinde küçük bir stat. Hemen önümüzde görebiliyoruz o hırsını, o oyunu okumasını. Bunlar bizi zaten şampiyonluğa götüreceğine biz inanıyorduk. Çok rahat da bir şampiyonluk aldık bu sene. Doluyor mu tribünler? Doluyor. Tamam, kaç bin kişilik stadınız? Bizim 3000 kişilik bir toplam stad. Bununla çıkacaksınız değil mi? Şeyde başka yerde oynayacaksınız herhalde. Başta. Yani aynen bir stad sorunumuz var. Olimpiya stadı? İkiye gideceğiz biz. %99 Esenler Erok stadında oynayacağız bu sene. Esenler Erok da şampiyon olacak herhalde. Birinci lige çıkacak. Onlar da geliyor. He. Ortak bir oraya i̇şte tekrar öyle, düzenleyip. Oradan oraya, oradan oraya gibi. Ama bir sene içinde de bir stad yapma olayı var. Eyvah, tekrar keşke 3000 kişilik stadda oynayabilseniz ya. Ne zevkli olur be. Ya biz zaten çok büyük bir stadda istemiyoruz aslında. 8-10 bin kişilik. Çok butik. Daha kapalı. Rakibi biz boğalım. Gerek yok. Yani bizim böyle 20 bin kişilik. Çoğu Anadolu takımı var. Onlarınki de dolmuyor yani. 20 Eyüp olimpiyat stadı olacak evet. Hali yok yani. Tabii. Biz 20 bin kişilik bile stad istemiyoruz aslında. Doğru. Ama Eyüp bayağı sporcu bir stad. O zaman 20 bin kişilik stad isteyen birine geçelim mi? Yani stadını bulan ve kaç bin kişilik zaten olan. 20 bin kişilik stadı olan. Ay stadda çok güzel ya. Gerçekten. Ya önce şunu bir dinleyelim mi? Bu olay bir kere yeni. 20 senelik falan değil sonuçta. Yok yok. Yeni stadımız hani geçtikten sonra hani duyguları harekete geçirecek bir şarkıyla çıkmaya başladı takım seremoniye. Bir sürü şarkı denendi aslında ama en çok Medcezir tuttu ve artık bir süre sonra sürekli böyle bir şey yapalım dedi. Kıskanmıyor musunuz evet, Yiğit? Evet. Fırtınam, felaketim, hasretim. Şampiyonluk sezonunda biz de bu seviyede bir tribüne sahiptik abi. Onun için. Yok onun için demiyorum. Şarkıyı size de. Ya, fırtınam, felaketim, hasretim. Bu da biraz Trabzon yani. Fırtına dediğimiz şey. Bu koordinasyonda söyleyebilecek durumda diyeceğiz. Açık yürekliğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü Göztepe gerçekten bayağı bir koro şeklinde. Herkes hakim. Ben bir de böyle bir 20 bir kişinin bitmiyor, sevişmeler yetmiyor bölümüne. Oh diyorum ya neler neler. İşte bak o anca İzmir'de. Programa ilk defa gündemin ana maddelerinden biri olarak katılıyorum. O yüzden bugün biraz konuşacağım. Hemen istediğin çok kadar. Çok mutluyum tabii ki. Bekliyor muydunuz? Çünkü bir ara olmayacak gibiydi hiç. Ya Stoylov geldikten sonra inanmaya başladık. Stoylov da büyük topçuydu ha. Ben iyi hatırlarım. Çok büyük antrenör. Şu anda ben onunla ilgileniyorum. Süper Lig'e çıkışımız amatör lig ve tüm profesyonel liglerde takımını koşulsuz şartsız desteklemiş olan Şanlıgöztepe taraftarına armağan olsun. Ah, aslında resmi açıklama gibi oldu. Aslında 2017 yılında başlamıştı bizim ıssız kuytu köşelerden geriye dönüşümüz. 5 yıl Süper Lig'de güzel bir maceramız oldu. 2 yıllardan sonra şimdi geri döndük. Ama bu dönüşümüz biraz farklı olacak çünkü önümüzdeki sene 100. yılımız. Ve ligde 4. ya da 5. olup Avrupa kupalarına gideceğimizi düşünüyorum. Şu anda kurumsal yapısıyla, taraftarıyla, şehriyle, takımıyla tüm Türkiye genelinde büyük bir sempati kazanmış durumdayız. Çağdaş, sponsor olsam size olurum. Çok ciddiyim. Buradan sponsorlara sesleniyorum. Çok ciddiyim. Sen İzmir'de evet. Sponsor olan nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. İzmir Kulüpler Vakfı ile cümleten alıyorsun. Orada başka bir anlayış var yani. Onlar kendi içinde. Yanlış ya. Mıyım? Yani çok birlikteler yani. O rekabet falan sahada sadece. Onun dışında saha dışında çok bir aradalar. Tabii. Yani, hayır bazen. Şöyle şey hayır, neyse. Karşıyaka hayır ama düşün yani Karşıyaka Göztepe eşit tabii. Tribünler Fair Play ödülü almış iki kulüpten bahsediyoruz evet. Ki hayal bile edilemeyecek bir şeydi bu. Özellikle son yıllarda Avrupa kupalarında Türk takımlarının milli takım etkisi yaratma durumu bu hadise ortadan kalkmış durumda. Aslında Göztepe Türk futbolu için çok büyük bir fırsat bu anlamda. Özellikle önümüzdeki senelerde Konferans Ligi'nin Göztepe için önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ne güzel ya. Kulüp de böyle düşünüyorsa ama başka, harika ya. Yani mesela Sivas da gerçi Sivas kulüp derken bir evet. Çağrı da yapalım. Southampton'ın sahipleri de aldı. Şöyle söyleyeceğim. Oradan oraya bağlayacağım. Sivas Spor yani Sivas'tan çok İstanbul'da Sivas var ama biz Sivas Spor taraftarı bulamıyoruz. Yani izleyen varsa hani mutlaka bize başvursun kalan haftalarda. Mesela o etki giden diğer takımlarda olmadığı Göztepe'nin farkının ne olduğunu düşünüyorsun?
Mesela Sivas senelerce üst üste gitti. Hiç de fena parkurlar yapmadı yani gittiği zamanlar. Göztepe çünkü Avrupa kupalarında yarı final oynamış ilk Türk takımı. Bizim geleneğimiz var. Bunu evet. Onu taraflarımız var. 60'lı 70'li yıllarda bu efsane kadrosu tutkumuz olan var. Güzelmiş. Peki ama Medcezir'i ne yapacağız? En çok bir Süper Lig'e çıkan takım oldunuz galiba değil mi? Düşüp çıkan. Karşıya kaymış bir önceki rekorum. 5 6 6. Evet, biraz o durumu seviyoruz. Medcezir. Medcezir. Aynen, git gel git gel bu şey oluyor. Aslında dediğim gibi aslında Avrupa kupalarında başarılı olmak bizim bence Türk futbol için şu anda misyonumuz. Hani renk katmaktan ziyade ve daha da önemlisi Avrupa kupalarında yarı final oynayan ilk Türk takımı olduğumuz için zaten vizyonumuz da bu. Yeni gelmedik, geri geldik. Ben, evet. Okay. Çağdaş bitirdiyse vizyondan kendi takımıma bir bağlamak buyurun istiyorum. Önce Göztepe'yi tebrik ederek başlayayım. Bizim camia olarak çok sevdiğimiz bir kulüptür. Böyle taraftarlara da her zaman sempati besliyoruz, ligde olmalarını istiyoruz. Şimdi vizyon konusuna gireyim. Göztepe'nin sahipleri az önce arkadaşlar da söyledi. Southampton'ın da sahipleri aynı zamanda. Biz sene başında Orşici Southampton'dan alırken Taha Altı kardeşi Göztepe'ye vermiştik. Aynı sahiplere, kulüpleri sahipleri aynı olduğu için. Taha 20-21 yaşında Trabzonspor'un çok ciddi yatırım yaptığı bir çocuktu. Bu yılda Göztepe'nin en iyi oyuncularından biri ve Avrupa'dan takip edildiği söyleniyor. Anderlecht'in istediği söyleniyor. Trabzonspor 30-31 yaşlarında bir oyuncuyu almak için ne kadar kaliteli bir oyuncu olursa olsun elindeki böyle bir potansiyelden vazgeçti. Ve şu anda o çocuk Taha diyelim Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor. Beğeniliyor. Trabzonspor'u yöneten aklın, vizyonun ne durumda olduğunun özeti bir tablo bu. Allah'a şükür ki İbrahim Başkan aday oluyormuş işte daha iyi bir vizyon olsun diye. Bizimle alakasız bir konu, ona yorum yapmayayım abi. Allah'a şükür ki biz sonraki satıştan pay maddesi koydurmuşlar. Taha'nın %20'sini alacağız. Şöyle de bir tesellim var. Abdullah Avcı'nın zaten kendisini oynatma ihtimali olmayacağı için hiçbir para kazanamayacaktık. En azından bu şekilde para kazanacağız diye kendimi teselli ediyorum. Onu Akçı'yı da Göztepe'ye getirebilirler. Öyle mi o diyorsun? Da Southampton'dan Trabzon'a kiralıktı. Ha kiralık hem de doğru evet söylüyorsun. Benzerini biz Redmond'da yaşamıştık bu arada. Redmond'u biz alırken birkaç tane genç oyuncumuz biz dolandırdık ama Emirhan Delibaş verdik. Hasiki verdik. Hasiki ve Emirhan Delibaş'ı verdik. Elimizde yüzlerce gereksiz genç oyuncu varken en iyisini verdik. Biz dolandıramadık biz maalesef. Dolandırdık. Futbolu bıraktı adam. Doğru futbolu bıraktı yani. Evet ya, acayip bir şey yani. Bıraktırıldı mı desek acaba neydi? Sanki yetmedi yani. Olamaz. Peki burada böyle poşularıyla oturan bir Galatasaray taraftarlarına da direkt kendi maçlar üzerinden. Onlar rahat ya, çok fazla şey yapmıyorlar. Ya işte rahatlar bu değil, ben tam da anlayamadım. Adana neye gönderiyorsunuz? Biz tabii bunu arkadaşlarla Urfa hatırası olarak aldık ve hani burada da kullanalım dedik. Yani hatıra olarak kalmasın, bir programda da bir hatıra olsun dedik. Urfa'dan kala kala bir bu kalıyor, doğrusunuz. Yani bir de kupa aldık da onu getiremedik. Onu da hala göremedik. Belki ona bir tepki olarak aynen öyle bir olabilir. Kupamız nerede? Koşular da çok geç geldi. Yani kargoya verilmesiydi, gelmesiydi. Zaten orada da bir sıkıntı yaşadık. Şimdi bir de üstüne tehlikeli kupa geldi. Bir zamanda Ahmet Spor'un şampiyon olduğu sırada geldi yani. Biz her zaman takarız. Dursun Başkan'ın omzunda gördük. Hem Urfa gezisi hem kupa alımı. Dolayısıyla biz de dedik alalım. Ama kupa da gelmiyor. Kupayı da bekliyoruz şimdi. Bir yandan işte şey diyorlar. Biz kaldırmak istemiyoruz. Lige odaklanmak istiyormuşuz. O yüzden hiç olmazsa kupa yok. Fener maçından önce kaldırdılar. Geldik. Fener maçında kaldırmayız. Muhtemelen. Yok yok, öyle bir şey olmaz. Bence ona olur da odaklanmamız gerekiyor. Olur mu? Olur mu diyorsun? Şey olur gibi. Evet, olur sonra mı? Şampiyon çıkarlarsa kesin olur. Şampiyon çıkarlarsa olur bence. Şampiyon çıkmazlarsa gerek yok. Hazırlık olur. Öyle hazırlık mi olur. Hiç, ona hiç bir gerek yok. Hazırlık yapalım. Motive etmeye de gerek yok canım. Yani öyle neyse şey ki yöneticiler senin gibi düşünmüyor. Galatasaray'da tartışma. Peki hakikaten. Evet. Galatasaray artık vitesi 4 aldı mı? Ben şöyle bir araya girip yani şimdi poşu tamam, hani takar takmaz ama böyle reaktif şeyler, ürünler benim çok hoşuma gidiyor. Reaktif demeyeyim, proaktif. Hani bir şey oluyor, ürünü çıkıyor. Bir şey oluyor, ürünü çıkıyor. O sezona dair genelde de çok kötü oluyor, oluyor o ürünler. Genelde de çok kötü tişörtün oluyor. Tişörtün üstüne saçma sapan bir fotoğraf baskısı oluyor. Hiç mesela, olmazsa aynen bir ürün çıktığı o için aldım. O 3 yıkamada gidiyor falan. Geç gelmeseymiş yani bir ona da akıllı bir şey olabilseymiş o zaman tam güzel olacaktı. O hafta evet, iyi olsaydınız evet, ne güzel olacaktı. Mağazacılıkla ilgili yönetimimizi bir sezon içinde gönderdiğimiz için daha sıkıntılarımız var yani. Vallahi peki inanılmaz. Şimdi gelelim tekrar şampiyonluk mücadelesine.
Nedir, ne gözüküyor, ne diyorsunuz? Bir anlatın bakalım. Ben şunu merak ediyorum. Mesela Galatasaray son maçta Muslera faktörü vardı. Ondan İlk önceki için, bir maçta evet. başka işte Zaha faktörü vardı. Ondan önce Kerem faktörü vardı. O faktörlerin Ziyech vardı. O faktörlerin sonu gelecek mi sizce? Icardi zaten hani. Yani sezon başında aslında söylediğimiz tek şey şuydu. Hani transferler tutmadı. Buna gidiyorduk. Ama aslında transferler doğru kişinin eline yanlış zamanda biraz gelmiş gibi geldi bana. Yani bence tamamını ben Okan Buruk faktörüne bağlıyorum. Çünkü son vakitte bu transferleri getiren ve artık sunabilen isim Okan Buruk. Özellikle Hakim Ziyech için bunu söyleyebilirim. Ki sezon içerisinde Zaha'nın da yaklaşık 3 maç çevirdiğini hatırlıyoruz. Transferlerden çok Peki, Okan Buruk'la soru gelen ya. Bir şey. Ziyech ile ilgili zaten Ziyech nasıl okunuyorsa Ziyech olabilir. Ziyech. Ziyech falan onu bilemediğimiz şey. Ben bu telaffuzlara takılmayalı. Hakim değil. Çok hakim daha iyi. Hakim. Peki. O hepsi mesela tamam işte bu aradığımız mı? Yoksa ya. Ben çok inişli çıkışlı görüyorum bir yandan da. Çünkü sezon başında sen söylüyorsun olmadı. Keşke Fred evet, Bilse olsaydı, keşke Orda olsaydı. Bir eksikler konuşuluyordu yani. Ziyech tek başına çok büyük bir oyuncu ya. Zaha'yı falan cebinden çıkartır yani. Transfer döneminin de bence de Türkiye'ye transfer gelen döneminde de çok ayrı en kalıyor. Parlak adamlardan ki bir zaten Erden Timur'un da çok özel istediği bir isim. İlk geldiği günden beri de getirmek için çok uğraştığı bir isim. Bu yani bu transfer planlamasına has bir şey değil. Ki onlardan ayrı bir performans da veriyor zaten ki inanılmaz bir oyuncu ama yine de ben seneye Galatasaray'da olmasının soru işaretiyle bakalım. Zaten haftalardır buraya maç çözerek geliyor olmasına rağmen çok önemli bir maç olur. Bir Kadıköy deplasmanı olur. İçeride bir Fenerbahçe maçı olur. Ziyech'i bulamazsın. Ayağında ağrı vardır, bileğinde ağrı vardır ki bu sene de 21. maçıydı galiba bu Adana Demirspor maçı. Yeter. Kerem 50 maça çıktı. Yeter. Yani bu ligi ikinci vitesle kaldırır zaten Ziyech. Şimdi transferlerin doğruluğuyla yanlışlığıyla ilgili hep bu sene baz alınıyor ama bu kadro 2 senelik bir kadro aslında. Yani evet. Geçen sene kurulmuş ve Sasha Boy harici hiç bozulmamış. Zaha oynamıyor. Yani. Mertens ekstra oynuyor. Icardi hala 3,5 ay 4 Arkadaş, ay sakat Mertens oynuyor. Nedir ya? 37 yaşında. Mertens. Böyle bir performans olur mu ya? Ciddi anlamda. MVP'si yüksek ihtimal. Gerçekten Kevin De Bruyne öğretmiş. Tamamen onun eseri yani. İmzayı atmış Kevin De Bruyne bırakmış. Ha, De Bruyne biraz daha iyi öğrenci olsa Ballon d'Or olurdu zaten. Abi Mertens onu seviyor. Abi çok güzel oynuyor. Lafa bak. Kevin De biraz daha iyi olsa Ballon d'Or olurdu. Kesinlikle ya. Kevin o kadar iyi oynuyor. Yani. Çünkü işte bazen 38 de doğru yaşındaki sezonunuz 37 lazım. Yaşındaki sezonunuzdan nasıl daha iyi olabilir ki? Çok Mertens çok acayip. Belki onu gösterebilir. Çok saçma. Ve bir de bu Adana Demir maçı şu anki durumda ligin en zor deplasmanlarından biriydi. Hava sıcaklığı, nem inanılmaz seviyedeydi. Oyunun kendisi de öyle. Takımın en yaşlı oyuncusu. Ve yani bireysel istatistiklerde takımın ve sahanın geri kalanına attığı fark koşan. İnanılmaz. Tabii. 10 kilit pas atmış. Galatasaray'da ona en çok yaklaşabilen isim Ziyech 2. Tabii çok hani acayip. Böyle bir fark var arada. İnanılmaz bir maç oynadı yani. Hayır, hazır yeri gelmişken onlar yok diye üstünden geçmeyelim. Göztepe'nin harika tribün koreografisi dışında Demirspor'unki neydi arkadaş ya? Çok güzel bir koreografiydi aynen ya öyle. Ya bir de yani YouTube şarkısına gönderme yapıp ya falan filan. Bir önceki başkanla beraber bu profilden biraz uzaklaşıyor gibi bir hava sezdiriyordu Adana Demir. Ama bu koreografiyle beraber o işçi sınıfı Adana Demir'e geri dönüş bence çok keyifli oldu. Bir de yani böyle başkanın bir önceki olduğunu düşünüyor musun? Hala aynı başkan devam ediyor. Bir gün bırakır diye ediyoruz. Bize kimse hiçbir şey bırakmıyor. Türk futbolunun yakasını bırakır inşallah. Hani bir kulübü yeteri kadar boşlandırırsanız ömür boyu başkanlık yapabiliyorsunuz. Ama başkanın Twitter'da attıkları çok evet. güzel ya. Çok zevkli. Evet, başkanın da Adil Gevrek hala Yeni Malatya Spor Başkanı'ymış. Ben bunu geçen duyduğumda hayret içinde kalmıştım. Yeni Malatya kapanmadı mı ya? Yeni galiba faaliyetleri duruyor. Direkt sonlandı. Kulüp yok başkan. Evet, orada bir şeyler oluyor. Bizim başkanın çok durmasını isteriz ama yani. Çok öyle memnunuz. Mi? Bak Samsun da öyle diyordu. Sen de vizyon olarak da çok başkanından memnun olanlar var. Evet ya dur biraz konuşturalım. Evet biraz bir şey değil. Anlatsana biraz Osman. Belgesel gibi yapalım mı? Ben İngilizce konuşayım sen Türkçe konuş. Yabancı bir şekilde. Başkanımızdan yani çok mu? Başkanın cidden bir vizyonu var. Gençlere bir yatırım yapıyor. Bizim bir tesisleri var. Altyapı tesisi yaptığı yer. Normalde A takım tesisiydi sahilde. Orayı şu an bir görseniz yani Süper Lig'dekiyle yarışır. Bura altyapı tesisi. Yeni yapılan bir tesis var Kemerburgaz'da A takıma. Orası zaten mükemmel oldu. Belediyenin değişmesi iyi mi olacaksa kötü mü olacak? Orada stat açısından bir handikap olabilir bizim için. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Ayıptır, günahtır. Bizi yapmayın. Bu arada biz de İYİB'in başkanından çok memnunuz. Tabii memnunsundur. Yani biz de bu durumdan Pendik'ten çok rahatsızız. Pendik'ten memnun musunuz? Pendik'ten de çok memnunuz. Bu durumdan. Legen başkan yetiştiremiyor. Pek mutlu değil ama yani taraftar açısından. Ama yönetimiyle çok fark yaratan bir kulüp artık.
başkan da yetiştirmeye başladı. Gerçekten büyük hoca yetiştiriyor, başkan yetiştiriyor. Devamlı. Sanki Süper Lig'e kulüp yetiştiriyor. Tabii tabii. Bu arada ben de bir 6 puan Ersen'e. Ben de bir Eyüplü olarak Eyüpspor'un az önce Göztepe'nin Avrupa ihtimalinden bahsettik. Eyüpspor'un da öyle bir ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkasında Murat Özkaya gibi, Fatih Kulaksız gibi ciddi finansal güçler var. Siz gidecek misiniz seneye? Siz de gidersiniz herhalde. Takılıyorum tabii. Herkes birine veriyor ya. Ben onun da Avrupa olabilir, bunun da Avrupa olabilir, bunda. Ben... Biz belki gidemeyebiliriz. Böyle olursa. Ha bak, o da güzel biliyor musun? Hep böyle oradan o gazla gelip sonra bir sonraki sezon o hızla girip aynı şekilde. Bak bizim daha başka, var diyor. Bu, o bizim var diyor. Burada başka bir biz yok. Biz seneye de gidemeyiz büyük ihtimal belki diyor. Yani ben... bu sene de gidememe şansımız var bizim hala. Abi bu arada gerçi Beşiktaş değil. Ben derbiyle ilgili bir şey söylememiştim ama Beşiktaş'ın ismi Beşiktaş olmasa seneye net düşme adayı Beşiktaş. Bu sene bile yani 13. 14. sıra takımı olur. Yani devre arası 3. takıma 20 milyon harcayıp 5. yapabilen bir... 2 oyuncuya 25 değil mi neredeyse? 22. 2 oyuncuya yani 22. Bu arada şey, Musrati en pahalı, Muçi de en pahalı, ikinci tarihin en pahalı tarihimizin oldu. Çok çalışmış ve olabilirler. Gerçekten Musrati geliyor, tura çıktı Beşiktaşlar. Muçi'ye gerçekten bel bağlayacaklar seneye. İşte büyük yok ihtimal... Yok ya, zannetmiyorum. Ya Getson'u hala topçu zanneden bir ekip var. Getson'u? Tabii tabii. Topçu değil çok diyorsun. Alakası yok canım. Allah Allah. Bugün çok iddialıyız. Ya çok iddialıyız. Kariyer sezonunu Rize'de yaşamış bir adam. Yani istatistiklere bakıyorsunuz, çok ciddi bir istatistik yok. Arada Galatasaray'ı çok bilendiği için çok ciddi top oynayan bir adam. Başka da nerede? Ha bunun şey Getson evet. Topçu değil dediği oy bu. Geçen sene de ne oynadı ya ki Getson? Can mesela Rize maçında o pet şeyi atan insan olabilir diyorsun. Öyle bir nefret. Bunu yüzümdeydi o zaman. Yani Sosa'nın Oğuzhan'ın yanında Getson'u koyduğumuz zaman o zaman farkı görürüz. Yani bence Getson, de bence ya. De. Getson'dan tek başına atak çıkarmasını, oyun kurmasını bekliyoruz. Ben size söyleyeyim mi? Okan Buruk da, onların yanında beni de koyduğunuzda farkımı görürsünüz zaten. Ama bak seneye abi Getson'u alır mısın de hemen kapıya. Ama şöyle bir problem var. İyi bir yapıda iyi bir Getson izleriz. Ben de onu iddia ediyorum. İyi bir yapıda iyi abi bir Getson olur. Galatasaray'da iyiydi. Çoğu Galatasaraylı Getson'u gerçekten çok sever. Galatasaray'da iyiken de bizim yapımız çok kötüydü ki. Ama şöyle İğrenç problem var. İğrenç bir takımda iyi yani, bir oyuncuydu yani. Taylan, bir 8 numara tabii, Taylan, 5 metre pas atamıyorsa problem oluyor artık. Yani Rize, ya en iyi sezonu Rize ya. Nasıl yani iyi topçuyla iyi oyuncu? Peki bu geçen hani yabancı ya oyuncular sezonu üzerinden konuşuyoruz da gelecek sezon yabancı kuralıyla birlikte birilerinin de gönderilmesi gerekecek yani. Tabii bizim işimiz emin çok zor. Evet. Değişir. Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür ederim. Değişir. Galatasaray diyorsa değişir. Değişir tabii. Galatasaray diyorsa değişir. Galatasaray gelmiş gibi. Galatasaray değil, Beşiktaş'ın kadrosunda 20 tane yabancı var. Nasıl 12'ye inecek? Nasıl inecek? Yenisine gelmesi gerekiyor büyük ihtimal. 5-6 tane de yeni yabancı futbolcu gelmesi gerekiyor Beşiktaş'a. Biz sezon sonu için 3 oyuncuyla anlaştık şimdiden. Barışic, Draguş, bize hafta sonu golü atan ve Lundstrom. Ve 15-16 tane de bildiğim kadarıyla yabancımız vallahi var. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? O bence umarım neler değişeceği yönünde. Umarım dava açmışlardır herhangi bir kulüp. Dava açmışsa herhangi bir kulüp bu davayı kazanamama ihtimali yok. Çünkü kontratları devam eden oyuncular varken siz gidip oyuncu kuralını değiştiremezsiniz, yabancı kuralını. Bunun hukuki yani imkansız yani, hiçbir hukuk bunu tanımaz yani. Federasyon yani da yeni geliyor zaten. Onlara da bir baskı olacak yüksek ihtimalle. Ha yeni federasyon zaten vergi affı gibi diyorsun. Ha. Tabii canım. Federasyon yeni olacak mı ya? Ha? Yeni bir federasyon olacak. Yok, yeni seçilse bile vergi affı. Hani seçimi yeniden kazanınca da vergi affı çıkıyor ya, onun gibi yani. Ben Servet Yardımcı'nı kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası ya. Bu kadar fire vermişken büyük ekşi. Orada da iyi bir rekabet abi. Servet evet. Yardımcı'yı ben de bekliyorum. Çünkü 2011-2012 sezon 2011'de Mehmet Ali Aydınlar vardı. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar. 10-11'de Mahmut Özgener. 2018'de 11 Mahmut Özgener'di. Özgener mi? Ondan sonraki yani şike sezonu diyeyim. 11-12'de. Şike sezonu evet. Yani. Yok şike iddiası olan sezonu. Öyle değil mi? Şike iddiasının olduğu sezon. 11-12 Mehmet Ali Aydınlar. 10-11 Mahmut Özgener. Ertesi. Çünkü davalarla puan silmesiyle Mehmet Ali Aydınlar ilgilenmişti ve çok tepki almıştı kendi kulübünden. 2018'de yanlış hatırlamıyorsam Nihat Özdemir vardı. Yani Nihat Özdemir'e de bakıyorsunuz. Yani Fenerbahçe yöneticisiyken demişti ki ben Galatasaray asla affetmem. Öyle bir açıklaması olmuştu. Servet Yardımcı Fenerli olduğu için bir gece buraya şimdi mı alacaksın? Şimdi şunu diyeceğim. Mehmet Ali Aydınlar'ı Fenerbahçe kendisi yedi. Nihat Özdemir'i yine Fenerbahçe kendisiydi. Servet Yardımcı'yı da bize kalmaz. Servet Yardımcı da erkenden yerler. Sıra bir tane daha Trabzonspor'a gelmesin bir kere de. Valla döner oraya gelebilir. Çünkü bizim gönlümüzde diye yatan aslan İbrahim Başkan. Peki bir Galatasaraylı nasıl olur Yıldırım Demirören? Onu alırım. O zaman programın son bölümüne geldik. Mikser gibi insansın gerçekten süper. Şimdi programın son bölümünde at bir manşet diyoruz.
Ve ilk öneriyi de biz genelde kendimiz yapıyoruz ve haftalardır aslında sadece Fenerbahçe'nin bir başka şampiyonluğunu kutlar gibi bir durumumuz var. Yani haftalardır evet, manşette. İşte basketbol kadınlarda Euroleague kazandı, işte kadınlarda voleybol kazandı, Avrupa Kupası kazandı derken bu sene ilk kez düzenlenen Türk Telekom E-Süper bunu Kupa'da merak ettiğim bir şey var. Bu şampiyona hakikaten bilmediğim için. Var var orada. Beşiktaş'ın merak ettiğim bir şey var. Hükmen yenildi. O Pro Clubs. O farklı mı? Özür dilerim. Birinde de biz şampiyon olduk. Bizimki Süper Lig sanırım. Evet. Birinde de ne oluyor acaba? Ha, Süper Lig'i de alamamış Fener. İşte oynayan Süper Lig kupa değil. Almış. Süper Lig'i biz aldık. Süper Kupa yazıyor. Öyle biliyorum. Süper. Ha bu Süper Kupa. Süper Lig Trabzon'un. Evet. Ama bunun yerine var. Aslında şey de seçebilirdik. Bu Senazlar'ın Avrupa şampiyonluklarını. İki Buse'nin azın. Yani onlar da Trabzon'la açık tabii öyle dedi de bu hafta Biriş tarafını da kapattık. Burayı da kaybetmişiz. Yönetim bir... Tabii Biriş kaybı sizin için büyük kayıp. Biriş'te kayıp adamın biri orada çıktı diye Biriş'i fark ettiniz ya. Galatasaray Biriş'te olduğunu bilen bir tane var mıydı? Estağfurullah çok daha önemli bir adam. O orada yönetim kurulunun o bir uzuv olarak bir yönetim organı olarak pasifize edilmesinden rahatsızlığını belirtiyor aslında Biriş'in bize kapatılmasından. Bize niye biliyorum canım. Çok önemli bir insan. Genel kurulda yani Biriş? Çölde bir vaha gibi o açıklamayı duydum ve günüm güzelleşti. Kesinlikle o genel kurullar bizim en sevdiğimiz etkinlik. Yani. Galatasaray'ı ondan sevdik. Olması gerekiyor. Bu da kaybedilmiş. Buna bir şey yapılması gerekiyor. Sen buna bir el at. İyi, tam öyle oldu. At bir manşete başka bir şey koyabilen var mı? Siz zaten notlarım var. Takımlarımla ilgili abi. Önce Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyelim. Aa, doğru söylüyorsun. Ondan sonra geçen hafta Güler yüzlü son başkan olabilir ya. Evet. Ahmet Suat Özyazıcı'nın bir başka Güler yüzlü ismin doğum günüydü. Böyle bu kadar gururlanacağımız bir kulübe sahipsek en büyük pay sahiplerinden biridir Özkan Sümer'le. Onları her an, her programda anmamız gerekiyor. Ancak böyle vesilelerle anabiliyoruz. Bir de der gibidir ama. Bir, o de, onu, bir de şöyle bir notum var. Ha bir de en önemlisi bugün şampiyonluk yıl dönümümüz. İnşallah tekrarında nasip eder Allah diyoruz. Abdullah Avcı'dan kurtulursak inşallah nasip eder. Şenol Güneş için düello mu olacak? Son notum abi. Düello'ya gerek yok. Şenol Güneş büyük bir Beşiktaş'tı. Öyle mi? Enis Destan hafta içinde Karagümrük maçında, kupa maçında garip bir hareket yaptı. Sonra kendisi de pişmanlığını dile getirdi onunla ilgili. Rakibine böyle yumruk sallarcasına 3 maç ceza almış onunla ilgili. Bir insanın kafasına tekme atan bir... 3 maç geldi. Bir insanın kafasına tekme atan bir sporcuya bir maç cezayı uygun gören federasyonumuz Enis'e 3 maç cezayı uygun görmüş. Bizim bir itirazımız yok cezanın miktarına. Fenerbahçeliler gibi böyle haksızlığı hak görme gibi bir huyumuz yok kendimize. Sadece bir standartsızlığı dile getirmek için tamam. Bunu söylemek ben istedim. Ben de bu arada bari yeri gelmişken Arda'dan bahsedelim. Hani insana iyi gelen bir şey olarak. Pardon sen Arda'dan bahsetmeden önce ben bu programı bir kenarda saklayalım. Gelecek sezon sizin ilk programınızı ara ara gösteririz. Siz de böyle bir değişime girerseniz. İlerleyen haftalarda bu nezaketinizi ve hoşgörünüzü kaybederseniz. İstanbul takımlarıyla mücadele içinde olacağız zaten. İstanbul takımı. Biz eğer bir takım kurarsak benim bu mikserliğim ve nezaketim tam tersine dönebilir gibi geliyor. Hele bir umutlanmayalım. Volkan gibi geseniz burada. Ben ufak bir teşekkür etmek istiyorum. Önemli iki insana. Hatta üç olsun. Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı ve Emre Koca da bize bu yaşattıkları sezon için çok teşekkür ediyoruz. Bir daha umarım bu kulübün kapısından içeri asla adım atmazlar. Ahmet Nur Çebi kendisi de söylüyordu beni unutmayın diye. Sezon bittiğinde unutmadık. Sağ olsun teşekkür ederiz. Ben son Çağdaş'ın yanında bir şey eklemek istiyorum. Üçüncülük playoff yarı finali Perşembe günü Karşıyaka'nın yarı final maçı var. Karşıyaka'yı ikinci lige bekliyoruz artık. Ben bir İzmirli olarak söylüyorum bunu. Bütün İzmir halkını da Karşıyaka maçına davet ediyorum ben de. Gideceğim abi mi? Çağdaş. Deplasmana gidebilir Çağdaş. Evet. Çok küçük ben de bağlayayım hemen. Çünkü Galatasaray'da seçime gidiyor. Ben manşet atayım hemen. Sizin de sonsuzu Erdem Bey sakın. Erdem Bey ihtiyacımız var bizim. Erdem Bey kalsın. Son ben de ekleyebilir miyim? Okan Burgu da tutsun. Biz şimdi tekrar Abdurrahim Albayrak, Metin Öztürk çok uğraşmayalım. Bunu bir peçeteye Erdem. Yaz da gönderelim unutmayalım. Dilekler İki olarak. Şey hocam. İki şey ekleyeceğim. Biz de seçime gidiyoruz. Bu sene Ali Koç rica edeceğim lütfen aday olmasın. İkincisi Fenerbahçe Beko Final Four'a gidiyor. İlk maçı kazandık deplasmanda. Sağ avantajını aldık. Onlara da başarılar. Evet. 1 Mayıs'ta bugün hatta değil mi? Evet.
Hepinize çok teşekkür ederim. Bak sinirlendim. Düptürken. Hepinize çok teşekkür ederiz. Beğenin, yorum yapın. Kendinizi hala birkaç hafta var burada bulabilirsiniz. Bir de dediğim gibi başta işte Sivas Spor ve Süper Lig'deki diğer takım taraftarları lütfen bize ulaşın. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.